Mesele Rusya'nın atması meselesi değil ki. Mesele o bombaların hala birileri tarafından yağdırılıyor olması. Ya ülkesini korusun da ülkesini koruyacak çocuklar mı koruyacak? Yani oraya gidip öldükten sonra gitmelerinin bir anlamı yok bence yani. Niye hak etmişti o hale gelmişler, vurulmuşlar, öldürülmüşler? Geçen günlerde Rus uçakları İdlib'e saldırı yapıp 5'i çocuk 7 kişi ölmüştü. Ama bazı ortamlarda Suriye'de savaşın bittiğini, Suriyelilerin dönmesi gerektiğini söyleyenler de var. Biz de bu konu hakkında insanlara sorup fikirlerini öğreneceğiz. Kelimeleri ifade edemiyorum yani şu anda. Çok zor bir durum, çok acı bir durum. Allah kimseye vermesin diyorum yani. Buna rağmen Suriye'de savaş bittiğini, Suriyelilerin dönmesini gerektiğini söyleyenler var. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Bittiğine inanmıyorum. Yani dönmelerini tavsiye etmiyorum. Bitmiş gibi durmuyor çünkü. Her an her şey olabilecek gibi duruyor. Bunun garantisini nasıl verebilirler yani? Hiçbir şeyin garantisi yok. Bence biraz daha beklesinler. Videoda ne gördünüz? Bize bir anlatır mısınız? Ya videoda gördüğümüz orada 4 tane yavrucak. Zaten kimi yeni yürümeye başlamış, kimi yeni konuşmaya başlamış. Küçücük çocuklar. Orada bir babanın feryadı. Yani belki o anda belki ruhunu teslim edebilir. O vaziyette de olabilir bir baba. Çünkü belki dünyanın en zor anı o veya kendini o an öldürebilir o baba. Allah mazlumlara yardımcısı olsun. Üzücü bir olay yani. Buradaki Suriyeli kardeşlerimiz de Allah yardımcısı olsun. Bizlere sığınmışlar. Burada bir gurbet hayatı yaşıyorlar. Buraya gelmişler. İsteseler gelmezler zaten. Demek ki bir zorunluluk var burada. Siz bu videoyu gördükten sonra ne düşünüyorsunuz? Türkiye'de siyaset belki bunun üzerinden kuruluyor. Birileri iktidara gelmek için ırkçılığı belki kullanmalı ki hani buradan iktidara gelsin. Ama ırkçılığa karşıyız yani, böyle bir şey olamaz. Yeni daha çok arttı. Önceden bu kadar yoktu ama şimdi seçimler yaklaştığı için bilerek mesela olmayan bir şeyi olduğu gibi gösteriyor. Halkı hani karışıklığa sokmak istiyorlar. İşte Suriyeliler şu tacizi bilmem neci. Veya Suriyeli bir sürü gelin aldılar. Niye aldılar mesela? Neresi burası? Suriye. Evlatları kaybeden aileler. Çok üzücü bir durum. Ben de evladımı kaybettim. Aynı acıları taziri. Ne gördünüz videoda? Anlatır mısınız? Onların dünyayı kötü yapabilecek bir yaşa gelmemiş çocuklar. Niye hak etmişti o hale gelmişler? Vurulmuşlar, öldürülmüşler. Hani bir evlat kolay yetişmiyor. Hani şurada biz karşıdan karşıya geçerken çocuğumuza hani bir şey gelecek, araba çarpacak aklımız çıkarken onların hiçbir hayat güvencesi yok. Suriye'de savaşın bittiğini, Suriyelilerin dönmesi gerektiğini söyleyen birçok kişi var. Savaş bitmiş mi orada? Gördüğünüze göre nasıl? Ben bitmemiş görüyorum. Bitmiş olsaydı bu çocukları bu halde yani vurmaya kalkışmazlardı. Hani aynı şeyi kendimiz yaşadığımızı düşünerek konuşmaları gerektiği. Onlar hani savaşın ortasından hemen koşa koşa gidebilirler mi? Şöyle bir şey de diyen var. Suriyeliler normalde ülkelerini bırakmamalıydı diyorlar. Onlar hainler. Ne diyebilirsiniz? Bizim Türkiye'mize geldikleri zaman Suriyelilerin birçoklarının iftiraya uğradıklarını görüyoruz. Onları da şahit olabiliyoruz. Mesela herhangi bir Türk vatandaşı yapsa veya başka bir memleketten vatandaş da yapsa bir hata yanlış, bunu Suriyeli yapmıştır diye çok iftiralara da şahit olmuşuzdur. Ben şahsen Suriye'ye de gittim. Suriye sınırlarının içerisinde Afrin'e falan gittim. Bizim İnsani Yardım Vakfı ile gittim. Bizim geçtiğimiz yerden 10 dakika sonrasında bomba patladı. Biz eğer gecikseydik o bomba patlayan bölgede biz de olacaktık. Bomba da neydi? Sıradan vatandaşların kullandığı minibüsün altına konulmuş bir bomba. Ne oldu? Minibüsteki insanların canı gitti. Bu bir katliam, bu bir zulüm ya. Vallahi. Şeyde olan değil mi? Ukrayna. Yok. Suriye mi bu? Yazık, günah ya. Ya zaten Allah bu Esad'ın belasını versin ya. Hadi büyük değilsen tamam büyük. Ya Müslümana bunu yapmaz ki. Siz ne gördünüz abi videoda? Çoluk çocuk katliamı ya. Merada gaz bombası bir şeyler atmışlar ki bu füzedir. Çocuklar hepsi sırayla yan yana ölmüş. Anası babası ağlıyor. Farz et onu kendi yerine koy. Yani bu böyle olmaz. Nereye kadar sürecek bu? Millet vatanın milletin her şeyini bırakıp kaçıyor ya. Sizce kaçmaları normal bir şey mi bunu gördükten sonra? Ya nereye gidecek peki? Zulümün ortasına kalacak, ölecek. Kalması daha iyi değil mi ya? Kalsa ne yapacak? Ölecek. Ya savaşsın, ülkesini korusun. Ya ülkesini korusun da ülkesini koruyacak çocuklar mı koruyacak? Peki sizce bir sapanla, bir tüfekle bir uçak indirebilir misin? İndirilmez. Uçakla, silahla, gevşine sen nerede uçağı indireceksin? Helikopter değil ki 300-500 metre, 1 metre daha çakasın. Müdahale edilmesi gereken bir şey yani.
susuz olan çocuklar gidiyor sonuçta, siviller gidiyor yani. Orada çocuğunu uyandırmaya çalışıyor. Diyor ki saçlarını seveyim, uyan, bir uyan diyor. Bir tane birden. Dördü birden. Yani ne diyeyim. Hala savaşın bittiğine inanıyor musunuz? Yok, hayır, kesinlikle. Suriye'de savaş hiçbir zaman bitmedi ki. O sadece medyada hani orada olanları, bitenleri örtbas etmek için diye gösteriyorlar diye düşünüyorum ben. Suriyelilerin dönmesini tasvip ediyor musunuz şu an? Yok, hayır, kesinlikle. Her can, yani hepimizi Allah yarattı. Hiçbir canın ölmesini kimse istemez. Yani tabii ki burada birlikte güzel yaşıyoruz bence. Kimseye bir zararları yok. Bir şekilde daha da faydaları var. Hani ekonomik yönümünde, çalışma bakımından her şekilde Türkiye'ye destekleri var. Yani oraya gidip öldükten sonra gitmelerinin bir anlamı yok bence yani. Komşum da Suriyeli, benim arkadaşım var 4 senedir görüştüğüm Suriyeli. Yani bu zamana kadar ben hiçbir zararlarını görmedim, hep faydalarını gördüm yani. Buna ne diyeceksin ki yani, insanlığın bittiği an yani. Çocuk olması daha başka acıtıyor ama insan olması da yeterli. Yaşlı da olabilir, erişkin de olabilir, genç de olabilir. Nerede olduğunu tahmin edebiliyor musunuz? Ya muhtemelen gene Orta Doğu. Söylediğiniz doğru, Orta Doğu ama tam olarak İdlib'de olmuş. Mesele Rusya'nın atması meselesi değil ki, mesele o bombaların hala birileri tarafından yağdırılıyor olması. Orada herkes kan döküyor. Açmıyorum ne olduğunu, kimler olduğunu açmıyorum. Peki sizce bunu gördükten sonra hala Suriye'de savaşın bittiğine inanabiliyor musunuz? Yani bugün savaş biter, yarın çatışmalar başlar. Yani bu ülkenin de şu an nereye gideceğinin de bir şeyi yok. İşin açıkçası yani bir garantisi yok yani.